Merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Zoom serisiyle dersimize devam ediyoruz. 2. ünite kavrama testi 1'deyiz. Tam sayıları tanıma ve sayı doğrusuna gösterme. Birinci sorumu büyütüyorum. Aşağıdaki ifadeler tam sayılarla ilişkilendirildiğinde hangisi negatif tam sayı ile ifade edilir? Arkadaşlar olumsuz durumlar negatif ile olumlu durumlar pozitif ile ifade edilir. Şimdi 500 TL borç bu bir olumsuz durum olduğu için negatif 500 olarak gösteriyoruz. Yani eksi 500. Diğer bir olumlu durum olduğu için bunu pozitif 1200 TL olarak gösteriyoruz. Yani artı 1200 TL. 0 derecenin üstünde. Üstünde dediği için arkadaşlar pozitif 26 derece olarak gösteriyoruz. Başlangıç noktasının 10 metre ilerisi. İleri dediği için arkadaşlar yine pozitif 10 metre olarak gösteriyoruz. Benden negatif tam sayı ile ifade edileni bulmamı istemiş arkadaşlar. Geliyorum. A şıkkımı yani negatif 500'ü işaretliyorum. Yukarıdaki tabloda verilen ifadelerden kaç tanesinin tam sayı değeri doğru verilmiştir demiş. Mesut zemin katının iki kat üstünde oturmaktadır. Üst dediği için arkadaşlar artı 2 olur doğru. Ahmet'in 500 TL borcu vardır demiş. Borç olumsuz bir şey olduğu için eksi 500 olarak gösterilir. Doğru. Sıcaklık sıfırın altında 13 derecedir demiş. Sıfırın altında dediği için arkadaşlar negatif bir değer olması gerekiyordu. Ama bakın burada pozitif bir değer var. Dolayısıyla yanlış. Veysel deniz seviyesinin 30 metre altında altında dediği için arkadaşlar negatif değer ile göstereceğiz. Bakın negatif 30 burası da doğru oldu. Kaç tanesi doğrudur demiş. 3 tanesi doğrudur. Devam ediyorum. Aşağıdaki tam sayılardan hangisi başlangıç noktasına sıfıra en yakındır demiş arkadaşlar. Başlangıç noktasına olan uzaklıklarını mutlak değer ile buluyoruz. Mutlak değer diyelim. Mutlak değer arkadaşlar bize o sayının sıfır olan uzaklığını verir. Şimdi bir tane sayı doğrusu çiziyorum. Arkadaşlar burası sıfır olsun. Burası eksi 5 olsun. Burası eksi 8 olsun. Burası 3 olsun. Burası da 4. Şimdi Eksi 5'in sıfır olan uzaklığı 5 birim. Eksi 8'in sıfır olan uzaklığı 8 birim. 3'ün sıfır olan uzaklığı 3 birim. 4'ün sıfır olan uzaklığı 4 birimdir arkadaşlar. Sıfıra en yakın olanı istemiş. En yakın olan 3 birim olduğu için arkadaşlar 3'ün e, sıfır olan uzaklığı en yakındır diyorum. Yani 3 diğerlerine göre sıfıra daha yakındır. Bir asansörde zemin kat sıfır, zemin katın altı negatif tam sayılarla, zemin katın üstü pozitif tam sayılarla gösterilmiştir. Bu asansöre binen Fatih Erdem zemin katın 3 kat altına inecektir. Buna göre Fatih Erdem'in hangi düğmeye basması gerekir? Arkadaşlar burada 5 ve 6'yı birleştirmiş. Şimdi bakalım. Fatih Erdem, Fatih Erdem zemin katın, katın 3 kat altına iniyordum. Arkadaşlar 3 kat altı dediği için eksi 3 olacak. Şıklarıma baktığım zaman D şıkkımı buldum. D'yi işaretledim. 6'ya geldim. Aşağıdaki sayılardan hangisi sayı doğrusu üzerinde eksi 196 sayısının sağında eksi 162 sayısının solunda yer alır. Buraya sayı doğrumuzu çizelim arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Burası 0 noktası olsun. Eksi 168 buradan eksi 196 buradan. Eksi 196 sayısının sağında yani bu tarafta. Eksi 168 sayısının solunda yani bu tarafta. Bakın 100, eksi 196 ile eksi 168'in arasında bir değer istiyor benden. Şıklarıma baktığım zaman. Eksi 199 buralardadır. Eksi 197 buralardadır. Eksi 170, 172 bakın tam bu aralıktadır. Eksi 165 ise bu taraftadır. Biz aralarındakini istediğimiz için eksi 172'yi işaretledik. Şimdi bana demiş ki arkadaşlar dart tahtasına atış yapan Ahmet sadece negatif tam sayıların olduğu bölgeleri birer kez vurduğuna göre dart tahtasına kaç defa isabetli atış yapmıştır? Arkadaşlar negatif tam sayıların olduğu bölgeleri birer kez vuruyor. Şimdi ben buraya negatif ve de pozitif yazıyorum. Negatif ve pozitif sayıları altlarına yazalım. Buradaki sayıları negatif veya pozitif diye ayırıyorum. Eksi 21 negatiftir. Eksi 5 negatiftir. Eksi 4 negatiftir. Eksi 8 negatif. Eksi 12 negatif. Negatiflerim bitti. Pozitifleri yazacağım. Artı 17 artı 35 artı 11 devam ediyorum artı 9 artı 48 artı 8 artı 36 şimdi kaç tane negatif var arkadaşlar 1 2 3 4 5 toplamda 5 tane negatif var Kaç tane pozitif var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane de pozitif vardır. Benden negatif tam sayıların sayısını istediği için 5'i işaretliyorum. Yani Ahmet arkadaşlar 5 defa isabetli atış yapmıştır. Eş parçalara ayrılmış sayı doğrusunda verilenlere göre üçgen ve kare değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bakın her aralık burada bir aralıkta 2 atlamış. Yani her aralık bize 2 birimi gösteriyor. 0, 2, 4, 6 oluyor. Geriye doğru gidelim. 0, eksi 2, eksi 4. Bakın üçgenin buradan eksi 2. Karem buradan 6. Aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Eksi 2'ye 6 olacak. Şıklarıma bakıyorum. Böyle bir şık yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorum Yanlıştır dedim, devam, ee, yok pardon, özür dilerim, ee, üçgenim eksi dört, buraya değeri yanlış yazmışız, üçgenim eksi dört, karem altın, üçgen eksi dört, kare 6 d şıkkımı işaretledim. Yukarıda eş parçalara bölünmüş sayı doğrusunda başlangıç noktasına karşılık gelen nokta hangi harfle gösterilmiştir? Başlangıç noktası arkadaşlar 0 noktasıdır. Şimdi eksi 8 ile artı 4 arasında 12 tane değer vardır. Yani buradaki 12 sayım arkadaşlar kaç parçaya bölünmüş bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eş parçaya bölünmüş. 12'yi 6'ya bölüyorum ve her aralığın 2 sayısına denk geldiğini buldum. Eksi 8'den eksi 6'ya, eksi 6'dan eksi 4'e, eksi 4'ten eksi 2'ye, eksi 2'den 0'a, 0'dan 2'ye, 2'den 4'e. Bu şekilde oldu. Başlangıç noktasına karşılık gelen noktamız yani 0 noktasına karşılık gelen noktamız arkadaşlar D'dir. D şıkkımı işaretledim. Ayşe, Zeynep ve Furkan asansöre binmiştir. Asansörden önce Furkan, sonra Ayşe, en sona Zeynep inmiştir. Buna göre Ayşe, Zeynep, Furkan'ın indikleri katlar aşağıdakilerden hangisi olamaz? Önce Furkan, sonra Ayşe, sonra Zeynep. Arkadaşlar bu değerler gitgide artabilir. Veya önce Furkan, sonra Ayşe, sonra Zeynep. Bakın asansör aşağıya doğru gidiyorsa da böyle olabilir. Yani değerler gitgide azalabilir. Şimdi arkadaşlar A şıkkıma bakıyorum. Eksi 2, eksi 5, eksi 1. Bakın Furkan, Ayşe, Zeynep oluyor sıraladığım zaman A şıkkım olabilir. B'yi sıralayacağım. Zeynep, Ayşe, Furkan oluyor arkadaşlar. B şıkkım da olabilir arkadaşlar. Neden? Çünkü bu asansör arkadaşlar e, zemin katta olsun. Furkan ikinci katta iniyor. Ayşe üçüncü katta. Zeynep dördüncü katta. Bakın burada Furkan indi. Burada Zeynep, e, burada pardon Ayşe indi. Burada Zeynep indi. Bu şekilde de olabilir arkadaşlar. C'ye geldim. Eksi 1, 0, 2 arkadaşlar. Şimdi diyorum ki. Burada arkadaşlar ilk önce Ayşe sonra Zeynep sonra Furkan inecek ya da tam tersi Furkan Zeynep Ayşe inecek. Ama bizim sıralamamız arkadaşlar bu şekilde olamıyor. D'ye baktım. Eksi 4, eksi 5, eksi 3. Arkadaşlar buradan İlk önce mesela zemin katta yani sıfırıncı katta olduğumuzu düşünürsek asansöre ilk bindiğimizde Furkan eksi 3'te Ayşe eksi 4'te Zeynep eksi 5'te ineceği için ilk önce Furkan inmiş olur. Sonra Ayşe inmiş olur. Sonra Zeynep inmiş olur. Bakın arkadaşlar asansör aşağıya doğru gidiyor. Sıralamamız uyduğu için D şıkkında olabilir ama C şıkkım olamaz. Devam ediyorum. Bir öğrenci bir haftada günlük 60 sayfa kitap okumayı planlıyor. Bu öğrencinin bir günde okuduğu sayfa sayısı istenilenden fazla ise kaç sayfa olduğu artı işaretiyle az ise kaç sayfa kaç sayfa az olduğu eksi işaretiyle tabloda gösterilmiştir. Buna göre bu haftada kaç sayfa kitap okumuştur. Arkadaşlar 60'tan pazartesi günü 60'dan 10 sayfa daha az kitap okumuş. Yani 50 sayfa okumuş. Salı günü 60'dan 12 sayfa daha fazla okumuş. Yani 72. Çarşamba 60'dan 1 sayfa daha az okumuş arkadaşlar. Yani 59. Geliyorum e, ee, Perşembe'ye arkadaşlar. Perşembe'de 60'tan 5 sayfa daha fazla kitap okumuş arkadaşlar. Yani kaç sayfa okumuştur burada? 65. Cuma tam 60 sayfa okumuş. Cumartesi ise arkadaşlar 42 sayfa kitap okumuş. Pazar günü ise 45 sayfa kitap okumuştur. Topluyorum. Pazartesi 50, Salı 72, Çarşamba 59, Perşembe 65, Cuma 60, Cumartesi 42, Pazar 45 sayfa kitap okumuştur toplamda arkadaşlar 393 sayfa kitap okumuştur dedik. Beril eksi 12 ile 6 arasındaki tek tam sayıları, Ecrin ise eksi 7 ile 5 arasındaki çift tam sayıları bir kağıda yazıyor. Buna göre Beril kağıda Ecrin'den kaç tane fazla sayı yazmıştır? Eksi 12 ile eksi 12 ile 6 arasındaki tek tam sayılar. Buraya Beril diyorum. Eksi 11, eksi 9, eksi 7, eksi 5, eksi 3, eksi 1, artı 1, artı 3, artı 5. Tecrine geldim arkadaşlar. Eksi 7 ile 5 arasındaki çift tam sayılar. Eksi 6, eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4. Bu kadar. Beril Kağıda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toplamda 9 tane sayı yazmıştır. Ecrin ise arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 toplamda 6 tane sayı yazmıştır. Beril kağıda Ecrin'den 3 tane fazla sayı yazmıştır dedik arkadaşlar. Sayfamı temizleyip böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın.